Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda Cuma namazının önemini ayet ve hadisler arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Cuma Suresinin 9 ve 10. ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhal amenu iza nudiye lissalatimi yevmil cum'ati fes'av ila zikrillahi vezerul bey'i. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Fe izâ kudiyetis salâtu fenteşirû fil erdi ve btegû min fadlillâhi ve zikurullâhe kesîren leallekum tuflehûn. Sadakallâhul Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz tamamlanınca yeryüzüne yayılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikredin. Bu konuyla ilgili sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle Esselavatul khamsu vel cumu'atu ilel cumu'ati ve ramazanu ila ramazana mükeffiratun ma beynehunne izec Tunibetil kebairu sadaka Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namazdan her biri bir sonraki vakte kadar, her cuma bir sonraki cumaya kadar ve her ramazan bir sonraki ramazana kadar aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslüm Taharet 16'ın oğlu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi de yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابي هريره وعن ابن عمر رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن بدعهم الجمعه او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. صدق رسول الله. Ebu Hureyre ve İbni Ömer radıyallahu demişlerdir ki Resulullah Aleyhisselatü vesselam minberin üzerinde şöyle buyurdu. Cuma namazlarını terk eden bazı kimseler ya buna son verirler ya da Allah onların kalplerini mühürler de gayrı gafillerden olu verirler. Müslüm Cuma 40 nolu hadis-i şerif. Bu hadis şerifi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim an Ebi Sa'id el-Hudriyi radıyallahu anhu en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Guslu yevmil cumu'ati vacibun ala kulli muhtelimin Sadaka Rasulullah. Cuma gününe mahsus boy abdest almak Bülü uçağını idrak etmiş her kimseye vacip gibidir. Buhari Ezan 161 Cuma 2 Noğlu Hadisi Şerif. Bu hadisi Semura radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Semurete radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tevedde'e yevmel cumu'ati febiha ve ni'met ve men ightesela fel guslu efzalu. Sadaka Resulullah. Cuma günü abdest alan kimse ne iyi etmiştir. Hele bir de gusledip boy abdest alırsa daha faziletli bir iş yapmış olur nurun ala nur olur. Ebu Davud Taharet 128 Tirmizi Cuma 5 Nuhul Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerifi Selman radıyallahu anh vayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Selmane radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yegtesilu reculun yevmel cumu'ati ve yetetahru mesteta'a min duhrin ve yeddehinu من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى صدق رسول الله. Herhangi bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince her çeşit temizliğini yapar. Saç ve sakalını yağlayıp tarar, saç ve sakal bakımını yapar. Veya evindeki mevcut güzel kokudan sürünür. Sonra hanesinden çıkıp mescide gider. Orada yan yana oturan iki müminin arasını açmadan ve onlara eziyet vermeden güzelce oturur. Daha sonra Allah'ın kendisine bahşettiği kadar namaz kılar. Ardından da hutbeye başlayan hatibi sukunet içinde dinleyip can kulağıyla dinlerse o kişinin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki küçük günahları mağfiret olunur. Buhari Cuma altın oğlu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Meni gtesele yevmel cumu'eti guslel cenabeti thumme râhe fe ke karrebe bedeneten. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام Hadaratil melâiketu yestemi'ûne zikre. Sadaka Resulullah. Her kim cuma günü cünüplükten dolayı guslediyormuş gibi boy abdest aldıktan sonra erken vakitte mescide giderse bir deve. Bir sonraki vakitte giderse bir sığır. Daha sonraki bir vakitte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Daha da ileri bir vakitte giderse bir tavuk, sonuna doğru giderse bir yumurta tasalluk etmiş gibi sevap kazanır. İmam minbere çıkınca da o saate kadar gelenlerin sevaplarını kaydeden melekler zikri yani hutbeyi dinlemek için cemaatin arasına katılır ve hazır bulunurlar buyuruyor Buhari Cuma 4 Müslüm Cuma 10 oğlu hadis-i şerifte. Son hadis-i şerifi Evs İbni Evs radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Evs İbni Evsin radıyallahu anhu kale. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min efteli eyyamikum yevmel cumu'eti fe eksiru aleyye mines salati fihi fe inne salatekum aleyye sadaka Resul. Sizin en faziletli gününüz şüphesiz cumadır. Binaaleyh o günde bana çokça salavat getirin zira sizin salatü selamlarınız bana özel olarak arz olunmaktadır. Ebu Davud Salat 201 Vitir 26 oğlu Hadis-i Şerif Rabbim cuma gününü hakiki manada değerlendirmeyi, cuma namazlarını eda edebilmeyi, insanlarla iyi geçinmeyi, Rabbimizi hakiki manada kul olmayı tüm müminlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.